Namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar. Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi 1. Bölüm Namazı terk edenlerin kötü durumunu beyan eden ayet-i kerimeler. Allahu Teala Meryem Suresi 59. ayette mealen şöyle buyurmuştur. Nihayet onların ardından bir takım kötü döller gelmiştir ki, onlar o farz namazlara inanmayarak veya tamamen terk ederek yahut kazaya bırakarak ya da tadil ile erkana riayet etmeyerek namazı zayi etmiştiler ve içki, zina gibi haramlar işleyerek namazdan ve zikirden alıkoyan nefsani arzulara, ve şehvetlere tamamen uymuştular. Muhakkak ki onlar büyük bir şerre, o azgınlığın ağır cezasına, cehennemdeki diğer vadilerin bile şerrinden Allah'a sığınmakta oldukları ay kuyusuna kavuşacaklardır. Nitekim namazı zayi edenlerin tehdit olunduğu ay ile Furkan suresi 68. ayette zikredilen her kim bunu yaparsa günahının cezasına kavuşacaktır. Ayet-i kerimesinde zikredilen esam tabiri hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Gay ile esam iki ırmaktır ki cehennem ehlinin irinleri oraya akmaktadır i̇bn Mesud radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Bunun manası namazı tamamen terk ettiler demek değildir. Lakin onu vakitlerinden geciktirdiler demektir. Tabiinin imamı olan Said İbni Müseyyep radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Namazı zayi etmek demek, ikindi gelinceye kadar öğleni kılmamaktır. Akşama kadar ikindiyi kılmamaktır yatsıya kadar akşamı kılmamaktır imsak vaktine kadar yatsıyı kılmamaktır güneş doğuncaya kadar da sabahı kılmamaktır her kim bu hal üzere ısrar ederek tevbe etmeden ölürse Allahu Teala onu cehennemde dibi çok derin olan ve azabı çok şiddetli olan Gay Vadisi'ne atmakla tehdit etmiştir. Namazsızlığın cehenneme girmenin en büyük sebebi oluşu. Mevla Teala, cennet ehliyle cehennemlikler arasında geçen bir konuşmayı naklederken şöyle buyuruyor. Müddessir Suresi 40 ve 47. Ayetlerin Meali onlar pek değerli cennetler içindedirler. Birbirlerine o suçluların durumundan sormaktadırlar. Sonra aralarından perde açılınca dediler ki: "Sizi sekara sokmuş olan şey nedir?" Cehennem ehli cevaben dediler ki: "Biz namaz kılanların yaptığı işin farziyetine inananlardan değildik. Müslümanlar gibi yoksulu da yedirmezdik. Allah'ın ayetleri hakkında inkara girişenlerle birlikte biz de dalmadaydık. Ceza gününü de yalan saymaktaydık. Ta ki o kesin gerçek olan ölüm bize geldi, çattı. Gerçi bu ayetlerde kafirlerden bahsedilmektedir. Ama cehennem ehlinin suçlarını sayarken İlk olarak namazsızlıklarını zikretmeleri elbette ki boşuna değildir. İnsanların namaz hususunda birkaç tabaka oldukları. Vehb İbn Münebbih radıyallahu an şöyle demiştir. İnsanlara şaşılır. Cesedi ölene ağlıyorlar da kalbi ölene ağlamıyorlar. Halbuki o daha beterdir. Kalp ölümüne sebep olan en büyük tehlike namazsızlıktır. İnsanlar namaz hususunda tabaka tabakadırlar. Bir kısmı namazı baştan kabul etmediler. Onların yeri sekardır. Allahu Teala bu inkarcılar hakkında Müddessir suresi 43. ayetin mealinde şöyle buyurmaktadır: sizi sekara sokan ne oldu? Cehennem ehli cevaben, Biz namaz kılanların yaptığı işin farziyetine inananlardan değildik, dediler. Bir kısmı kabul ettiler, fakat eda etmediler. Onların gideceği yerde gaydır ki, o cehennem kuyusudur. Diğer kısımsa, ise, inandılar, eda ettiler, ama vaktinde kılmaya hiç önem vermediler. Nitekim dünya işlerine dalanların birçoğu bu haldedir. Namaz vakti çıkar da farkında bile olmazlar. Namazı vaktinden çıktıktan sonra kılarlar da pişman bile olmazlar. Gece sabaha kadar otururlar, namazı ancak güneş doğduktan sonra kılarlar. İşte bu gibi namazlarını önemsemeyen kimselere veil vardır ki o şiddetli azap demektir. Bu konunun tafsilatı bir sonraki başlıkta gelecektir. Namaz kıldıkları halde vakitlerini önemsemeyenlerin başına gelecekler. Allahu Teala namazlarından gafil olanlar hakkında Maun suresi 4 ve 5. ayetlerde mealen şöyle buyurmaktadır. Artık o namaz kılan münafıklar için büyük bir helak ve sonsuz bir yıkım vardır. O kimseler ki onlar namazlarından gaflet edicidirler. Namazlarından gafil olanlar kılıp kılmadıklarını, vaktin girip çıkmasını ve kaç rekat kıldıklarını önemsemezler. Kılsalarda Rablerini akıllarına getirmezler ve tadil'e erkana riayet etmedikleri için tavuk tane toplar gibi süratle kılarlar. Kimileri de namazın farziyetine inanmadıklarından tek başlarına kaldıklarında hiç kılmazlar demektir. Görüldüğü üzere Allahü Teala bu ayetlerde namaz kıldıkları halde vakitlerine riayet etmeyenleri büyük bir helakla tehdit etmektedir. Nitekim Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu ayet-i kerimenin tefsirini sorduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar namazı vaktinden geciktirenlerdir buyurmuştur. Mus'ab İbn Sa'd radıyallahu an Şöyle anlatmıştır. Babama: "Ey baba, o kimseler ki, onlar namazlarından gaflet edicidirler. Ayet-i kerimesini hiç düşündün mü?" diye sorduğumda babam: "Hangimiz gaflet etmiyoruz ki? Hangimiz aklımızdan bir şeyler geçirmiyoruz ki?" Burada maksat bunlar değildir. Ancak Vakti geçirmek kastedilmektedir diye cevap vermiştir. Ulema'nın beyanı veçile namazından gafil kişi namazı vaktinde kılarsa sevinmeyen, vaktini gecektirirse üzülmeyen ilk vaktinde kılmayı sevap, kazaya bırakmayı günah görmeyen kimsedir. İşte bu hal kalbin öldüğüne delalet eder. Namazı vaktinden çıkaranların tehdit edildikleri veil azabı ise hafife alınacak türden değildir. Nitekim Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veil cehennemde bir vadidir ki kafir bir kimse onun dibine ulaşamadan önce içerisinde kırk sene yuvarlanır. Namazı kıldıkları halde vaktini geciktirenler böyle tehdit olunuyorsa, ya hiç kılmayanların hali nice olur? Namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar. Eser, Ahmet Mahmut ünlü hoca efendi. 1. bölümün sonu.